ülke ekonomisini alt üst eden dolar 3 TL'nin üzerine kadar çıkmışken son günlerde düşüşe geçti. Dolarda yaşanan hareketlenmelerle birlikte gözler FED'e çevrildi. Faiz artırımı kararının geleceği FED ve dolar hareketleriyle ilgili döviz büro işletmecisi İlhan Gönen de değerlendirmelerde bulundu. Gönen de yaptığı değerlendirmenin ardından son dönemlerde piyasada oldukça artan sahte bir dolarlarla ilgili de vatandaşı uyardı. Ülkede yaşanan belirsizlikle birlikte dolar yükseldi ve 3 liranın üstüne çıktı. Ancak dolarda şu sıralar bir düşüş yaşanıyor. Bununla ilgili bilgi alacağız döviz işletmecisi İlhan Gönendi'den. İlhan Bey, dolardaki düşüşün sebebi nedir? İyi yayınlar diliyoruz. Tabii şu anda doların düşüş sebebi biliyorsunuz 3.070'e kadar dolar yükseldi. Ondan sonra yavaş yavaş bir geri çekilme oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi bugün akşam yapılacak olan Amerika'daki FED'in faiz artırımına gidip gitmeyeceği yönündeki toplantısı olacak. Bugün saat 21'de bu belli olacak aşağı yukarı. Tabii piyasada aşağı yukarı bunun artışının faiz artışının gidilmeyeceği yönünde bir görüş var şu anda. Onun için piyasa bir iyimserlik havası esti şu anda. Onun için piyasa bunu kullanarak yavaş yavaş dolar dün üçün altına doğru geldi. Tabii bu piyasa oyuncuları bunu öyle satın aldılar. Tabii herkesin görüşü farklı. Kurumların görüşleri farklı. Demek ki görüş fazlalığı işte Amerika'daki faizin artırılmayacağı yönündeki bir dahaki ayda artılacağı yönündeki senaryolar veya duyumlar öyle gelişti. Onun için yavaş yavaş dolar bir üçün altına doğru seyrediyor. Ama bunu akşam izleyeceğiz. Şayet döviz artırımına gitmezse dolar 2.95 2.93 kadar gelme ihtimali var. Ama tabii akşam faiz artırımına giderse bu demek ki 3'ün üzerinde yukarı doğru hareket etmeye devam edecektir diye düşünüyoruz. Peki faiz oranları arttırılsa bile FED tarafından bir kısım genel seçimlerinden sonra dolarda tekrar bir düşüş yaşanır mı? Şimdi o konu bizim siyasi ile ilgili diyebilirim. Tabii şimdi önümüzdeki seçimlerdeki 1 Kasım'daki seçimlerde nasıl bir tablo çıkacak seçimlerde? Tek başına mı çıkacak, koalisyon mu çıkacak? Bu da önemli. Bakın dövizin durdurabilmek için 2 tane ana şeysi vardır. Bir siyasi, 2 faizdir. Şu anda bizde siyasi istikrar pek o kadar hoş gözükmüyor. Bu devam ederse, bu siyasi istikrarsızlık devam ederse dolar dövizi de yukarı doğru devam eder. Tabii önümüzdeki anketler sonucuna göre döviz ona göre hareket edecektir. Tek başına gelirse dövizde bir düşme olabilir diye düşünüyoruz açıkçası. Ama çok büyük düşme olmaz. Çünkü bizim cari açığımız var. Onun için yani çok fazla düşeceğini tahmin etmiyoruz. Peki doların yükselmesiyle birlikte piyasada sahte bir dolarlar da çok fazla görülmeye başlandı. Bununla ilgili ne tür önlemler alınabilir? Sahte bir dolarlar genelde düğünlerde, eğlence yerlerinde destesi 100 tanesi 5 TL'ye satılan dolarlar. Şimdi bunlar tabii bize getiriyorlar bunları. İşte bozdurmaya getiriyorlar. Tabii bizim makineler bunları kabul etmiyor. Kabul etmediği zaman da müşteriye geri iade ediyoruz. Onlar da bilmiyorduk işte biz bunun sahtesi olduğunu, bilmem ne olduğunu. Tabii bunlar müzisyenler açısından zor diyeyim yani. Bunlar da kızıyorlar. Ben bence hiç bunu atmasınlar orada.
daha iyi olur diye düşünüyorum. Neden? Oradaki kişi sizi eğlendiriyor. Ama bunun karşılığında sahte dolar olmaması lazım diye düşünüyoruz biz aşağı.